Yapayalnız kalan Fazla intihardan başka bir çare düşünemez. Kardeşine yazdığı mektupta durumunu şu cümlelerle anlatır. Kardeşim, zevcim beni hanesinden tard etti. Pederim hanesine kabul etmedi. Ondan sonra yapılacak bir şey kalırsa o da eldeki birkaç parça mücevheratla eşyayı satıp bir odalı bir haneye sığınmak ve sermaye bittiği halde işleyip çalışmak veyahut bir yere gidip hizmetçilik etmekti. Bunların hiçbiri benim yapacağım iş değildi. Ama bunu söylemekten maksadım haşa çalışmayı çirkin görmek ve üşenmek değildir. Fakat zevci hanesinden tard eylediği halde pederinin kabul etmediği bir kadına alemin ne nazarla bakabilmesi mülahazasıdır. Fazla'nın çalışmaktan utanmadığı ortadadır. Yazarın kendisi gibi üst orta sosyal kesime mensup olarak çizdiği ana karakterin bu düşüncesine dikkat çekmesi çok çarpıcı. Onun gibi hayatı boyunca etrafı hizmetçilerle çevrelenmiş, elini sıcak sudan soğuk suya sokmamış bir kadının çalışmayı asla küçümsemediğini belirtmesi önemli. Fazla'ya göre asıl korkutucu olan hem kocası hem de babası tarafından istenmeyen bir kadın olarak toplum nazarında şaibeli hale gelmektir. Fatma Aliye'nin meseleye bakışı böylelikle açıkça gözler önüne serilmiş olur. O kadının boş oturmasını zaten tasvip etmez. Çünkü okuyup yazmaması ve başkaca bir işle meşgul olmaması durumunda dedikodu ve fitne gibi kötülüklere yöneleceği düşüncesindedir. Terbiye İçtimaiye'de bu konudaki fikirlerini şöyle anlatıyor. Kadınlar kendi alemlerine bırakılalı, israf ve sefaatten mesul tutulmayalı, hidemat-ı vatandan vazifesiz bulundurulalı, terakkiyat-ı ulum ve sanayi-i müşarekattan alıkonulalı, işsizlikten, meşguliyetsizlikten bunların bir takımı arasında en ziyade terakki eden şey dedikodu, yek diğerine rekabet, bühtan gibi ahlaksızlıklardır. Atalet ve meskenetin ahlaka sui tesir olduğu malumdur. Nitekim bu düşüncesini muhaderatta Fazla'nın ağzından da belirtir. Biraz kısaltayım bu alıntıyı. Velhasıl her biri bir şeyle iştigal ettik, eyledikleri halde işsiz bulunanların ümmi olanları meşguliyetine doyulamayan okumak, yazmaktan mahrum olduklarından dedikodu ve fitnelikle iştigal ede geldikleri aşikar olarak görünen ahvaldendir. İşte bu dedikodu tabir olunan çirkin şeyin de kadınlar nezdinde mevzuliyeti, işsizlikle cehlin onlarda ekseriyetle mevcudiyetinden ileri gelmiyor mu? Fazla kendini uçurumdan atmak üzereyken intihar edeceği noktadaydık. Annesinin hayali gözünün önüne gelir, İslamiyet'in yasakladığı bu eyleme teşebbüs ettiği için çok pişman olur. Peki şimdi ne yapacaktır? Kocadan boşanmaya, çalışıp yemeye insanlardan utandım da Cenab-ı Allah'ın nehy ve men eylediği bir günah-ı azimi irtikaba ondan utanmayacak mıydım diyordum. İntihardan vazgeçmiştim. Fakat nereye gitmeli, ne yapmalı, yanımda para yok diye geçirir içinden. Kocasını kaybetmiş bir kadın ki bu kaybediş sadece ölümle gerçekleşmez, aldatma ve karısının rızası olmadan başka bir kadınla daha evlenme de aynı anlama gelir. Kendisine ait bir serveti, yanına sığınabileceği bir babası veya abi yoksa nasıl geçinebilir? Namuslu bir hayat sürmesi imkan dahilinde midir? Fatma Aliye bu sorulara cevap bulmaya çalışır. Fazla hayatta kalmaya karar vermiştir ama bunu nasıl gerçekleştireceğini bilememektedir. Nerede kalacak, ne yiyip ne içecektir? Annesinden yadigar kalan, parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğü satarak bir süre geçinebileceğini düşünür. Fakir bir ailenin yanına sığınır. Ancak bu aile onun parasını çalarak borçlu hale getirir. Bu durumda Fazla'nın para kazanmaktan başka bir çaresi yoktur. Kendini cariye olarak sattırmaya karar verir. Bir evde hizmetçilik ederek hem bir çatının altında bulunacak hem de karnını doyuracaktır. Yazarın Fazla'yı cariye olarak sattırması romanda halka vermek istediği en önemli mesajlardan biri diye düşünüyorum. Fatma Aliye Hanım'a göre Osmanlı toplumunda cariyelik pek özenlesi bir hayatın içinde bulunmak anlamına gelir. Onun düşüncesine göre cariyeler bulundukları evin kızı muamelesi görür, Fransızca konuşacak, piyano çalacak kadar iyi eğitim alır, çok mutlu yaşar. Büyük oranda tabii istisnaları olabilir. Çerkez kızları cariye olabilmek için can atar.
Yazar Osmanlı'da kölelik sistemini öylesi bulur. 1892 tarihli İsmail İslam adlı eserinin birinci muhaberesinde de bu konu hakkında düşüncelerini açıkça belirtir. Fazıl'ın adı Peyman olmuştur artık. Beyrut'tadır. Muharrem Efendi adlı bir adamın konağında cariyedir. Konak halkı elbette onun gerçek kimliğinden habersizdir. Ama Fazıl'a üst düzey hali ve tavrıyla hepkisini etkisi altına almış gibidir. Onu sever, hatta saygı gösterirler. Çok beklenmiş bir şey değil. Bu sırada İstanbul'dakiler Fazıl'ın uçurumun kenarına da düşürdüğü bileziği nedeniyle onun kendini öldürdüğünü zannetmektedirler. İstanbul'daki hava bambaşka. O sırada mukaddem Fazıl'ın arkasından üzüntüden hastalanan mukaddem hava değişimi için Beyrut'a gelir doktoruyla birlikte. Fazıl'ın cariyesi olduğu evin kızı Enise de bir ilk görüşte mukaddeme aşık olur, tesadüfen rastlar. Onu Peyman'a göstermek ister. Tabii mukaddem Fazıl'ı görünce çok şaşırır. İki eski nişanlı buluşup konuşurlar. Fazıl olan biteni mukaddeme anlatır. Ancak ona karşı sevgisi dostçadır. Dünkü konuşmalarda da vardı. Aşık olmak için mukaddemi daha fazla sevmek, duygusal olarak ona bağlanmak için evlenmeyi bekliyordu zaten. Bu evlilik de gerçekleşmedi. Mukaddemi Enise ile evlenmeye ikna eder. Bu sırada evin sert tabiatlı oğlu Şebip, Peyman'a aşık olur ve ona evlenme teklif eder. Ama Fazıl'a hakkındaki gerçeklerden bir haber olan Şebip'i, tabii resmi olarak evli olduğu için kabul edemez. Üzüntüden intihara teşebbüs eden Şebip'i de bu reddedişin karşılıksız sevgiden kaynaklanmadığını söyleyerek durdurur. Bir süre sonra İstanbul'dan Remzi'nin bir hovardalığı sırasında öldürüldüğü haberi gelir. Calibe'nin yalanları da ortaya çıkmış. Bir kaza sonucunda yüzüne bakılmaz hale gelmiştir. Sahi Bey, yani Fazıl'ın babası, onu evden atmıştır. Yani sorunlar çözülmektedir. Fazıl'a Remzi ile olan evlilik bağı beklenmedik bir şekilde ortadan kalkınca mukaddemin kendisine karşı hissettiği aşk yüzünden önce onunla konuşup iznini alır. Ona Enise ile mutlu olmasını istediğini söyler. Ardından da Şebip'in teklifini kabul eder. Fazıl'ın karşısına çıkan erkeklere yaklaşımı Fatma Ali'nin bir kadın olarak bu konudaki düşüncelerini yansıtır. Her zaman çok güçlüdür. Körü körüne duygularına kapılmaz. Osmanlı İslam geleneklerinden katiyen şaşmaz. Fazıl'ın hayatta olduğu babası ve kardeşine açıklanmalıdır artık. Fazıl mukaddemle birlikte İstanbul'a gider. Sahi Bey kızından özür diler. Her şey tatlıya bağlanır. Fazıl Şebip'le evlenir ve bir erkek çocuğu sahibi olur. Mukaddem de Enise ile bir aile kurmuştur. Yani iyi karakterler ödüllendirilmiş olur. Nazan Aksoy'a göre yazar Fazıl'ı halayık yapmakla kahramanını üç yönden dönemin anlayışına göre kabul edilebilir kılar. Birincisi, koca evi ve baba evi dışında geçimini ancak bir başka evde hizmetkarlıkla sağlayabilir. İkincisi, yaşadığı şehir ve çevreden uzaklaşmakla toplum baskısından kurtulmuştur. Üçüncüsü, dönemin roman geleneğince üretilen çözüm yoluna göre kadınla erkeğin birbirlerini evlenmeden önce iyice tanımaları için kadının cariye olması tek yoldur. Çünkü Tanzimat romanında namuslu bir iyi aile kızı ile bir Osmanlı erkeği arasında temiz bir aşk doğması mümkün değildir. Fatma Aliye Hanım da zamanının başka romancıları gibi göreneğin belirlediği ahlaki beklentileri sarsmayacak bir aşk yaratabilmek için aynı kurumdan, cariyelik kurumundan yararlanmıştır. Nazan Aksoy böyle söylüyor. Fazıl'ın bu güvenli çatı altındaki mutlu kölelik hayatı daha büyük bir mutlulukla son bulur. İyi karakterler ödüllendirilir, kötü karakterler cezalandırılır. Fazıl gerçekler ortaya çıkmasa da aslında Şebip'le evlenip hanımlığa yükselebilecektir. Ama çıkması daha doğru, daha adil bir seçimdir. Okuyucu da rahat ermelidir. Fazıl'ın çektiği acıların mükafatını gördüğünü, bir hanım olarak saygınlığına, servetine tekrar kavuştuğunu görmelidir. Roman, sevgi dolu bir evlilik yapan Fazıl'ın dediğim gibi bir erkek çocuk sahibi olmasıyla biter. Fatma Aliye, İslam dininin adına toplumda yüksek bir mevki ve mutlu olmasını sağlayacak hakları savunduğunu, tanıdığını savunur. Şöyle der, İslamiyet'in kadınlara bahşeylemiş olduğu hukuk onları mesut etmeye kafidir. Yani devrakında, ilim
pardon ilim ve cehilde. Ve böyle bir yaşantıda, yani mesut yaşantıda kadının esas yeri, evi, asli görevi de anneliktir. Kadın terbiyeyi evlat ile vazifedardır. Ve kız evlatlardan öyle valideler yetişmelidir ki hem oğullara ilk mektep vazifesini ifa etsin, terbiye-i İslamiye'yi versin, terbiye-i fikriyeye hizmet etsin. Hem de oğul delikanlı olup da mekatib-i aliyeye gidince hanesindeki validesini kendisine yabancı bulup da onu beğenmemezlik etmesin. Bu vechile kadınlığı hakir görmesin. Yani erkek çocuk sahibi olması bu açıdan çok önemli. Fazla böyle bir ideal içinde sonlandırıyor romandaki hayat dilimini. Romanın sonunda kendi evinde hanım mevkiinde oğlunu yetiştirmektedir. Yani eli namus dairesinde ekmek tutmayı da şefkatle oğluna sarılmayı da bilen hem güçlü hem de narin bir el haline gelmiştir. Bu çalışmada ele alacağım ikinci roman Udi. Fatma Aliye burada bir tesadüf eseri tanıştığı Bediye Hanım'ın hikayesini anlatmış. Hatta kendisi de yazar kimliğiyle romana dahil olmuştur. Yani Udi büyük oranda gerçek hayattan alınmıştır. Ancak elbette kurgu olduğu düşünülecek kısımları da vardır. Romanın ana karakteri olan, bu romanla ilgili Nihat Sami Banarlı'nın ve Reşat Nuri Güntekin'in bazı övücü sözleri var, onları atlıyorum. Romanın ana karakteri olan Bediye'nin babası Nazmi Bey İstanbulludur. Şam'da memuriyet yapmaktadır. İyi eğitim almış, sanatkar ruhlu bir insandır. Musikiye aşırı derecede düşkündür. Üç çocuğuna da musiki zevki aşılamaya çalışır. Ancak 8 yaşındaki küçük kızının, roman başlığında biraz daha küçük olabilir, bu konuda çok özel bir yeteneği olduğunu fark eder ve ona ayrı bir ihtimam gösterir. Birlikte musikisiz bir gün bile geçirmezler. Önce kanun, sonra keman, ardından ut çalmayı öğretir, hoca tutar. Ve kızının mutsuz olmasından çok korktuğu için evlenmesine de müsaade etmez ama eli ölüm deşeğindeyken artık çaresiz kalarak kızının Mail adlı bir askerle, kendisinin de beğendiği Mail adlı bir askerle evlenmesine izin verir. Evliliğin ilk yılları mutlu geçer ama bu mutluluk çok uzun sürmez. Aslında ilk başta Mail ve Bediye aynı zevkleri paylaşıyor gibi görünüyorlar. Hatta evlenmeden önce ayrı ayrı aynı musiki hocasından ders almışlar. Ama zamanla kültür seviyelerinin farklı olduğu ortaya çıkar. Bediye musikide de romandaki ifadeyle hoppalı havalardan hoşlanmaktadır. Gün geçtikçe birbirlerinden uzaklaşırlar. Bediye uduyla avunur. Bir süre sonra da hocasının kendisini Şam'ın en tanınmış çalgıcısı Naomi'nin sazı eşliğinde dans eden ama esas olarak erkekleri etkilemek ve onlarla aşikâne ilişkiler kurmak suretiyle para kazanan kızı Helvila ile aldattığını öğrenir. Bir düğünde karşılaştığı Helvila yanına yaklaşarak kendisi de sanatkar olduğu için onu anlamasını beklediğini söylediğinde çok sinirlenir. Naomi'nin yaptığı işi tasvip etmemekle birlikte bir saz çalabilmesini yine de önemsiyor. Annenizi ya dine bir nebze sayabiliriz ama sanatkar siz olabilir misiniz? Valideniz için anlarım. Evet, lakin siz hoplamak, kırıtmak ile de sanatkar mı olunur imiş cümleleriyle onun bu sözlerine itiraz ediyor Bediye. Helvila, hamisiz kaldıklarında geçinmelerini sağlayacak bir iş bulamadıklarını, çamaşırcılık, temizlikçilik gibi işlerle karınlarını doyuramadıklarını, yiyecek ekmeğe muhtaç kaldıklarını anlatır. O zaman yüzlerine bile bakmayanların şimdi bir cilvesi uğruna servetlerini ayaklarına döktüklerini söyler. Bediye onun bu anlatışındaki rahatlığa da hayret eder ve iffetsiz yaşamaktansa ölmenin evla olduğu cevabını verir. Kocasını terk eder. Burada muhadarattan farklı olarak Bediye'nin kendisine himaye edecek bir ağabeyi vardır. Bediye ona çok düşkündür. Bu yakınlık Fatma Aliye'nin özellikle çocukluk yılları boyunca yanından ayrılmadığı ağabeyi Ali Sadat Bey'le olan ilişkisini hatırlatır. Şemi, Bediye'yi sevgiyle karşılar. Onu eğlendirmek için musikiden yardım alır. Uzakta kalan Mahir çok geçmeden vefat eder. Bediye yaralarını, üzüntüsünü hep udundan çıkan namelerle sarmaya çalışır. Zamanla her şey yoluna girmeye başlar. Ağabeyinin izni ve desteğiyle İstanbul'a gider. Burada Fatma Aliye Hanım'la karşılaşır. Bu kısım önemli bence. Yazar Bediye'nin ut çalışını dinledikten sonra ona musiki hocalığı yapmasını önerir. Bediye bu öneriyi reddeder hemen. Daima kendi eğitimi ve zevki için ut çalmak istemektedir çünkü.
hiç aklına ders vermek ve para kazanmak gelmez, böyle bir meselesi yoktur. Ancak beklenmedik bir anda ağabeyi vefat eder. Hem en yakın arkadaşını hem de hamisini kaybetmiştir Bedia. Ve onun çok genç yaşta dul kalmış kızıyla emektarının sorumluluğunu da üstlenmesi gerekmektedir. Ne yapacağını düşünür, çok korkar. Çünkü o da Fazla gibi üst orta sosyal kesime mensup bir kadındır. Hayatı boyunca refah içinde yaşamıştır. Nami ve Helvila aklına gelir. Onlar gibi olmaktan çok korkar. Ve Fatma Aliye'nin önerisine uymaya karar verir. Sazını, sesini de değil, asar-ı sahini satmalı diye geçirir aklından. Namus dairesinde Dora mi fa sol satmaya karar verir. Romandaki ifadeyle. Fatma Aliye'den ut dersi vermek için birkaç öğrenci bulmasını söyler, ister. Fatma Aliye hemen müdahale eder bu noktada. Buradaki esas meselenin, alıntı bu romandan Fatma Aliye'nin ifadesi, münasebetsiz bir haneye, familyeye girecek olursan derhal bütün muteber müşterilerini kaybedersin. Bu noktaya dikkat lazımdır diyerek uyarır. Kaldı ama bitmek üzere. Pat diye burada kesmeyeyim. Sonucumu da vereyim. Yazar Bedia aracılığıyla kadınları çalışmaya teşvik etmiş, ancak işin namus dairesinde icra edilmesi, toplum nezdinde hiçbir şüpheye yol açmaması gerektiğini de sıklıkla vurgulamıştır. Bedia musiki hocalığını da hakkıyla yapar ve düşündüğü gibi namus dairesinde Dora mi fa sol satarak ekmeğini kazanır. Yazar burada son Udi romanı ile ilgili şunu söylemeden geçmemek lazım. En son sahnelerde Udu'na sarılarak onunla dertleşiyor. Beni terk etmeyen, avuşumdan kaçmayan yar efkarım, en iyisi canım diye hitap ediyor ona. Benim yarim, benim cananım, benim erkeğim sensin diyor. Bu pasaj Fatma Aliye'nin aslında kadının çalışmasını ancak mecburiyet durumunda gerekli gördüğünü gösteriyor bence. Ona göre eve ekmek getirmesi gereken erkek mecburiyet durumunda kadın çalışabilir diye düşünüyor gibi görünüyor burada. Sonuç olarak benim söyleyeceklerim şunlar. Fatma Aliye Hanım, kadının toplum içindeki konumunun Osmanlı-İslam değerlerine göre belirlenmesi gerektiğine dikkat çeker. Aslında kadının olması gereken yer evidir. En önemli görevi ise annelik. Ancak hayatta karşılaşılması muhtemel bazı talihsizlikler onu geçimini sağlamak zorunda bırakabilir. İşte bu noktada yazar kadının çalışmasını çok önemli bir mesele olarak ele alıyor. Madarat ve Udi'de öncelikle üst orta sosyal kesime mensup kadının ekmeğini kazanmak zorunda bırakan kadına, ekmeğini kazanmak zorunda bırakan sorunlardan bahsediyor. Kadının kocası tarafından aldatılması, bu nedenle ayrılmak mecburiyetinde kalması üstünde duruyor. Kendisini himaye edecek bir baba ve ağabeyden de mahrum bulunması halinde yapması gerekenler hakkında mesaj veriyor. Ardından namus dairesinde çalışabilmesi için eğitim düzeyi, yetenekleri ve becerileri üstünde konuşuyor. Muhadaratta cariyelik geçerli bir çözüm ama birkaç yıl sonra öğretmenliği ilk sıraya yerleştiriyor anlaşıldığı kadarıyla. Son cümle olarak diyebilirim ki 19. yüzyılda kadın kimliğiyle kadın meseleleri üzerine düşünmüş olmasının Fatma Aliye Hanım'ın yazar olarak haiz olduğu önemi arttırdığı söylenebilir. Fatma Aliye Hanım yeni Türk edebiyat tarihinin kadın aydınlar, yazarlar zincirinin dikkat çekici bir başlangıç halkasını oluşturduğu ortadadır diyorum hızlıca. Melda Hanım'a teşekkür ederiz. Fatma Aliye Hanım'ın romanlarında kadınların elinin ekmek tutmaya başlamasına dair izleri yakaladı. Evet, daha da yakalamıştım ama var. Yakalayıp yokluyum bir şeyler. Tamam. Çok teşekkür ederim, özür dilerim. Tamam. Efendim, çok kısa soru katkı alabiliriz. Başka yoksa sıra öyle gelecek. Evet. Peki Doğan Bey, çok kısa. Sadece soracağım soru. Hayır, sormayacağım bu sefer. Çünkü Melda Hanım'ın ilk cümlelerinden biri benim çok hoşuma gitti. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ben bunu feminist olarak yorumlayacağını düşünmüyorum dediniz ya. Yani bunu dediniz. Çok evet, dedim. Arkasındayım. Teşekkür ederim. Ben o bazı okuma zorlamalarına girişilmemesi gerektiği kanısındayım. Sadece oradaki o kullandığı cümle benim çok hoşuma gitti. Belki de hani bu hani toplumsal hissiyat anlamında da birbirini seven erkek ve kadınların
ya da kadın ve erkekleri, yani nasıl o denklemi yerleştirirseniz hani birbirine karşı yaptıkları her şeyinde en azından zorlama, hani illa bir çatışma ortamının içerisinde anlatılmaması gerektiği kanısındayım. Ha, endüstriyel, modernizm vesaire gibi şeyler bunu bizi zorlayabilir ama bir de onun ötesinde dünya olduğuna inanıyorum. Siz bunu işaret ettiniz. Ben çok huzur buldum yani bu cümleden. Çok teşekkür ederim. Doğan Bey'in huzur veren katkıları için teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ikinci konuşmacımız Habibe Yastıkçı Demir. Kendisi Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. İstanbul Üniversitesi'nde de doktorasını yapıyor. Konuşmasının başlığı, eninde ekonomik gücün iktidarı bağlamında kadın erkek ilişkileri, evlilik, aile ve eğitime bakış. Buyurunuz Habiba. Çok teşekkür ederim Hatice Hocam. Özellikle öğrencisi olduğum Hatice Hocanın oturum başkanı olması da benim için güzel bir tesadüf ve şans oldu. Çok teşekkür ederim bu konuda. Ben de Doğan Bey'i mutlu edecek bir düşünceye sahibim galiba. Çünkü ben de eninde ataerkil düzenin getirmiş olduğu eril iktidar ve bunun parasal güç arasındaki ilişkiyi irdelemeye çalışacağım. Eninde insanlar arasındaki ilişkiyi belirleyen, karakterlerin davranışlarını ve çevresini, algılayışını etkileyen en önemli faktörlerden biri ekonomik güçtür. Karakterlere parasal gücü devreden sistem mirastır. Romanda anneden çocuğa devreden miras konusunda katı bir hiyerarşi olduğunu görüyoruz. Annesinden kalan mirasla zengin olan kadının mirasına ekleme yapan baba, İkinci eşine ve o eşten doğan çocuğa herhangi bir katkıda bulunmaz. Fatma Ali'nin İslamiyet'e ve İslam hukukuna olan hassasiyeti göz önünde bulundurulursa, bu miras anlayışının dini bir dayanağının olmayacağı, aslında o da dayanağının olmadığı görülecektir. Zira Gül Ak Yılmaz'ın Osmanlı Miras Hukukunda Kadının Statüsü adlı makalesinde belirttiği üzere, miras bırakanın birden fazla kızı varsa, bu kızlar terekenin 1/3'ünü eşit olarak paylaşırlar. Sabahattin babası vefat ettiğinde ikinci eşi Sabite Hanım hayatta olduğu için onun da miras hakkı İslam hukukuna göre 1/8'lik bir paydır. Alberto Iguel'in evin bilinç dışında belirttiği üzere adaletsiz miras dağılımı, mirastan pay alamayan kişi üzerinde sevilmediği duygusu yaratacağı gibi, mirastan pay alan kişi ise soy zincirinde kendisine bir yer verildiğini hissedecek ve bu yer onun kimliğini belirleyecek ve güçlendirecektir. Bu bakımdan Nebat ve Sabite Hanım'ın miras hakkının Sebat'e aktarılmasıyla ailenin devam çizgisinde yer almadığı görülür. Üvey kardeşe ancak o mirastan her ay bir cep harçlığı verilir. Üvey kardeşler ya lütufta bulunulacak kişilerdir ya da diğer aile üyeleri tarafından servet için bir tehlike olarak sayılırlar. Zengin kadından kalan mirası alan varisin ailesinde eğer bir erkek yoksa, anne tarafından bir erkek bu serveti idare eder, ancak serveti bırakan kadınla genetik bir bağ yoksa o mirastan pay alamaz, sadece muhasebesini görmekle mükelleftir. Serpil Sancar, Erkeklik İmkansız İktidar adlı kitabında farklı toplumsal sınıflar, etnik gruplar, farklı kadın ve erkek kategorileri aralarında karşılıklı ilişkiler arasında hiyerarşik bir düzen bulunduğunu belirtmektedir. Bu cinsiyet farkları rejimini yaratmakta, kentte bir kadının köylü bir kadından üstün tutulması bu konuda doğal olarak sayılmaktadır. Servet sahibi kadın da lütufta bulunduğu kardeş, cariye ve eğitmenliğin üst konumunda yer alır romanda. Parasal güç iktidarı da beraberinde getirir ve kadına eril iktidarın gücünü devreder. Erkeklik, dünya çapında iktidarı elde tutmanın bir özelliğidir. Güçlü olmak, duygularıyla değil aklıyla davranmak, hiyerarşiye dayalı ilişkileri ön plana çıkarmak, bağımsız davranmak, başkalarını yönetmek gibi erkeğe ait olduğu kabul edilen davranışları sergileyen Sabahat, romanın idealize edilmiş bir karakteridir ve duygusallık, pasiflik, barışçılık, anlayışlı, şefkatli olma gibi kadınsı ve dişil sayılan özelliklerden arındırılmıştır. Zira Sabahat, kadınların aldatan kocalarını affetmelerini ve anlayışla karşılamasını asla hoş görmeyecek ve kınayacaktır. Servet sahibi kadının tahakküm sınırı, yaşadığı mekan ve çevresindeki insanlarla sınırlıdır. Connell'in Toplumsal Cinsiyet ve İktidar adlı kitabında belirttiği gibi, kadının mekansal düzlemi ev içidir, erkek ise kamu alanlarının denetimini elinde tutar. Sabahattin çevresinde bireylerin, çalışanların tavırlarını yönlendiren, belirleyen hali, yaşından beklenen fazla tecrübe sahibi olmasıyla, hatta Rıfat onun için
19 yaşındasın ama 40 yaşındaki bir kadının tecrübesine sahipsin diyecektir. Ailenin süper egosu konumundadır Sabahat. Çevresini tahakküm altına alırken sert bir lisanla emir verir nitelikte konuşur. Sabahat'in ablası Mesile Hanım'a hiddetle verdiği yanıtlar, İngiliz eğitmeni Miss Modu evlilik konusunda yanlış bulduğu konularda sert ve alaycı karşı çıkışı örnek olarak verilebilir. Sabahat'in yanlış bulduğu davranışlara karşı koyması, engellemesi, eleştirmesi çevresi tarafından da onaylanır ya da onun tarafından onaylanmama endişesi yaratır. Hükmedilenler, hükmedenin dayattığı sınırlamaların kabullenmek suretiyle çoğu zaman bilmeden katkıda bulunurlar. Bu katkılar bedensel duygular yani utanç, aşağılanma, çekingenlik, kaygı, suçluluk veya tutku ya da hassasiyetler, aşk, hayranlık, saygı biçimini alır. Rıfat'ın Sabahat'e olan hayranlığı ve Sabahat tarafından hor görülme korkusu, kaygısı, Fehame'ye olan aşkının aşağılanması, Sabite Hanım'ın Nebati doğurmuş olmaktan suçluluk duyması, Miss Mood'un Sabahat'i hayatının merkezine koyması ve en çok onu sevmesi bu durumlara örnek olarak verilebilir. Servet sahibi kadının kendine olan güveni tamdır ve müstakbel eşinden kendisinde özellikle bir kusur aramasını istemesi bunun en güzel kanıtlarından biridir. Sabahat'in yanında bulunanların parası için değil de onun iyi huylarının ve güzel yaratılışın münasebetiyle olduğunu kanıtlamaya çalışılsa da Nebat'in Sabahat'e duyduğu öfkeye karşı cevap veren anlatıcı aslında paranın ön planda olduğunu adeta ağzından kaçırır ve hüsnü tabiat güzelliği inandırıcılığını yitirir. Romandaki deyiş de çocukluklarından beri herkesin Sabahat'e riayet etmesi, onu ziyade sevmesi, bütün daire halkının Sabahat'in parasıyla geçinmesi gibi şeyler onu yani Nebat'i tazip ediyordu, üzüyordu. Düşünmüyordu ki Sabahat'e gösterilen hürmetler, tazimler parası için olsa da samimi muhabbetler onun hüsnü hulku içindi. Pierre Bourdieu'nun belirttiği gibi eril iktidarın tahakkümünde kendisine sağlanan lütufla boyun eğmesi beklenen taraftan minnet veya itaat etmesi beklenir. Zengin kadına eril iktidarın sağladığı haklardan biri de budur. Latife Hanım'ın kendisine itaat etmesi, riayetkar olması için fakir ailenin kızlarını gelin olarak seçmesi, Nebat'in Sabahat'e hizmet etmesi, cariyelerine yardım etmesi sonucunda Sabahat'in onun ahlakını düzelmiş olduğuna kanaat getirip sevinmesi, Nebat'i israf derecesinde yaptığı masraflar karşılığında veli nimeti olarak sevilmeyi beklemesi bu duruma örnek olarak verilebilir. Parasal gücün iktidarını taşıyan kadın, akıl, mantık, sabır gibi eril özellikleri bünyesinde barındırır. Zira Fatma Aliye, Nisvan ve İslam adlı eserinde kadınların erkekler kadar sabırlı ve metin olmadığını açık bir dille belirtir. Sabahat yanlış anlaşılmalarda kendisini savunma gereğini hissetmez, aldığı ciddi kararlarda akıl danışmaz ve kendisine karşı çıkılmasında geri adım atmaz. Pierre Bourdieu'nun eril tahakkümde dediği gibi eril düzenin gücü, kendi haklılığını ispat etmeye yeltenmemesinde görülür, erkek merkezli görüş kendini yansız gibi dayatır ve onu meşrulaştıracak söylemlerde dile getirilmeye ihtiyaç hissetmez. Sabahat'in oynaması ve vakit geçirmesi için bir cariye satın alınırken üvey kardeşiyle oynama ihtimali göz önünde bulundurulmaz. Anne ve babası vefat etmiş servet sahibi kadın için öksüz ve yetim gibi ebeveyn eksikliğini dile getiren merhamet sözcükleri kullanılırken üvey kardeş için yetim sıfatı kullanılmaz. Ateşin mizaç, kıskanç, hırçın, haşarı, serbaz, veli nimeti ablasını hırpalayan, eziyet veren, rahatsız eden Nebat'in bu davranışlarının altında anneye ve kardeşe duyduğu öfke ve dikkat çekme, ilgi görme isteğinin olabileceği ihtimali Fatma Ali'nin aklına gelmez ya da en azından bunu roman içerisinde belirtmek istemez. Nebahat, insanların maddi kaygı doğrultusunda sevgi gösterdiğinin aslında farkındadır. Baştan beri olumsuz bir karakter olarak çizilen Nebati, aşağıdaki sözlerine Fatma Aliye'nin hak vermediği açıktır. Benden ziyade Sabahat'i sevdiği her haliyle anlaşılan validem değil mi? Hep paraya rağbetle benim gibi güzel bir kızı bahtiyar etmeyi düşünen insanlar değil mi? Düşünmeyen insanlar değil mi? Ben insanlardan nefret ediyorum. Onların hepsi hakkında kin ve garaz hissediyorum. Akraban bana merhamet etti mi? Onlar beni düşündü mü? İnsanlar bana insaniyet gösterdi mi? Diyecektim Nebat. Nebat
Suat'ın aklını çelmesi ve ablası Sebat'in evlilik kararını bozması, romandaki deyişle Servet'i ve her haliyle Nebat'in kendini bildiği günden beri onu ezmekte olan Sebat'tan intikam almak içindir. Alacağı asıl intikam ise parasal iktidarın gücünü elinde tutan Sebat'a annelik yapmayı tercih eden validesi başta olmak üzere kendisinden sevgi, merhamet ve insanlığı esirgeyen Nebat'in olumsuz davranışlarından kendilerine herhangi bir pay çıkarmayı akıl etmeyen ailesindendir. Nebat'in Sebat'in bir antitezi olabilmesi için Sebat'te bazı aynı özelliklere sahip olması gerekir. Nebat, Sebat kadar güzeldir. Fatma Ali'nin onu kötü bir karakter olarak çizebilmesi için Nebat'in akıllı olması ve aklını tuzak kurmaya, hinliklere harcaması gerekmektedir. Yoksa Nebat'in çirkin ya da saf olması okuyucu üzerinde bir merhamet duygusu uyanmasına sebep olacaktır. Romanda erkek ve ekonomik gücün kazandırdıklarına bakacak olursak, ataerkil düzlemde geçimi sağlayan erkektir ve romanda servet sahibi erkek ile iktidar kelimesi bir arada zikredilmektedir. Serpil Sancar'ın Erkeklik İmkansız İktidar adlı kitabında belirttiği gibi, ataerkil düzlemde para kazanamayan erkek, erkekliğini yitirmiş muamelesi görmeye mahkumdur. Bu bakımdan zengin erkek çocuk bir miras yedi olarak değil, servetine rağmen çalışmayı seven bir karakter olarak sergilenmek ister. Ancak gerektiğinde işine ara verme, sıkıntılı durumlarda ve hastalıklarda yurt dışına seyahat etme ve ebeveyninden izin almak kaydıyla bolca sarfiyatta bulunma hakkına sahiptir. Tüm gelirini oğullarının eğitimine harcamasıyla evini geçindirme, fakir oğluna bol harçlık verme ve ailesini ayrı bir hanede yaşatabilme konusunda atıl kalan Ekrem Efendi'nin romandaki pasif duruşu yeterli bir parasal iktidarının olmamasından kaynaklanır. Servet sahibi erkeğin tabiattan, yaşamdan, sanattan zevk alan Epikürist felsefesine karşın fakir erkek kardeş hayata realist bir perspektifle bakar. Gelecekte olası bir maddi geçim kaygısı hayatı bir harp meydanı olarak algılamasına yol açar. Cariyelerin sahip olduğu imtiyazlar ya da kendilerine sunulan fırsatlar, zengin zümreyle aralarındaki hiyerarşik farkı kapatmaya yeterli değildir. Sabahat ile aynı eğitimi alan itimat, diğer çalışanlar gibi elektrik ziliyle veli nimetinin ayağına çağrılır. Piraye vereme tutulduğunda bütün tıbbi ve maddi imkanlar sağlanır ancak, pirayenin Rıfat'ın üzerine kan kusarak ölmesi üzerine zengin erkeğin veren mikroplarıyla dolu kanlarla boyalı elbise ve çamaşırlarının değiştirilmesi öncelik kazanır. Cariye ile zengin iktidar arasındaki ilişki ancak efendisinin koyduğu sınıra bağlıdır. Nebat'in hıyaneti üzerine Sabat, itimadı hemşire konumuna yükseltir, pirayenin manevi kız derecesine getirilmesi ise evin zengin hanımının gönlünü eylemesi ve hayatında bir meşgale olması içindir. Piraye, hanımının eğlencesi, cici bebeği, hanenin küçük hanımı olarak büyüyen zavallı bir kızdır, Fatma Ali'nin deyimiyle. İtaatkar olma, kendisini karşındaki için feda etme özellikleri taşıyan altruist karakter yapısına sahip cariyelerde eril iktidar karşısında özgüven eksikliği görülür. Cariyenin söz hakkı, söyleyeceklerinin sınırı, veli nimeti ya da üst konumundaki bir iktidar tarafından verilirse mümkündür. Cariye eğer yanlış bulduğu bir konuda savunma yapacaksa, bu kendisiyle ilgili bir konuyla ilgili değil, efendisi hanımıyla ilgili bir mevzudur. Konuşma hakkını veren iktidar, cariyenin düşüncelerini beğenmezse sert bir üslupla eleştirir. Çünkü onun efendisini yönlendirme, hareketlerini kısıtlama gibi bir hakkı yoktur. Tahakküm hakkı iktidar sahibinindir. Rıfat'ın deyişiyle bir hemşire makamında olmayan cariyeler, evin gerçek bir bireyi değildir. Cariye bir manevi kız olsa da en nihayetinde bir el kızıdır. Müstakbel eşi, evin zengin olduğu için bir tehlike arz eder. En nihayetinde cariyenin evliliğinde konaklayacağı mekan, yalının bahçesine inşa edilecek bir iki odadan ibarettir. Zengin zümre kadınlarının ev işi görmesi bir konum düşüklüğüdür. Piraye, Rıfat'ın oda işlerini görmeye başlamasından sonra evdeki küçük hanımlık mevkiinden cariyelik mevkiine indirilir ve Rıfat'a cariye olarak hibe edilir. Zenginlerin kendisinden kötü durumdaki dere yaptığı yardımlar soylu bir davranış olarak sayılan cömertlik ve lütufkarlıktır.
Zengin ev sahiplerinden yardım alan taşra halkı yahut durumu kötü olan akrabalar, tıpkı Latife Hanım'ın yalısında yaşayan kaşır astıklı, alnı çatkılı kadınlar gibi dal kavuk, yerli mal, süprüntü, heylek karı, çanak yalayıcı ve gene aynı anlama gelen kase lise gibi sıfatlarla olumsuzlanır. Yüksek zümrenin imkanlarından istifa etmeye çalışan bu yerli mallar, sürekli olarak dedikodu ve gürültü yaparlar, iki yüzlüdürler ve nimetlerini iyi gözüküp arkalarından kötü laflar sarf ederler ki yine bu iki yüzlülükleri başka dedikoducu kadınlar tarafından çevreye nakledilir. Fatma Ali'nin dedikodu yapan kesimi bu kadar olumsuzlamasına karşılık zengin zümrenin bu konuda katiyetle karşı durması beklenir. Ancak romanın Sabahat ve çevresinin fehami üzerine yapılan dedikoduyla başlaması bu tezatlığı görmek adına güzel bir örnektir bence. Zengin kadının müşkül durumdaki kendi sınıfından olan bir kadına yardım etmek için bir dal kavuğun ağzından laf alması iyilik yapma adı altında hoşgörüdür. Servet sahibi geçim sıkıntısı çeken insanlar için üzülmeyi gereksiz bulur ve durumlarını iyileştirme adına bir şey yapmaya gerek yoktur. Suat'ın deyişiyle onlara zarar vermemek, fenalık etmemek vicdanı rahatlatmaya yeterlidir. Medenileştirilmesi ve terakki ettirilmesi düşünülen taşra halkına yapılacak yardım ve katkılar onların faydası için değil, zengin zümrenin yatırımlarına katkı sağlamak içindir. Suat'ın gelecekte taşrada ziraat mektebi açarak halkı medenileştirme planları iş gücü kalitesini artırarak arazilerinin daha iyi işlenmesini sağlamak içindir. Romanda servet miktarı ve annelik konumuyla ilgili arasındaki ilişkiye bakacak olursak, bir annenin zengin üvey çocuğu öz çocuğuna tercih etmesi ahlaksal bir zafiyet olarak görünmez, aksine tercih edilen servet sahibi tarafından takdir edilir. Servet sahibi çocuğun tercih edilmesinin nedeni açıkça parasal kaygı ve veli nimete itaattir. Anne gerektiğinde zengin üvey kızına zarar veren öz kızına evlatlıktan reddeder, veli nimetin ayaklarına kapanarak canavar bir kız dünyaya getirmekten utanç duyar ve kendi eliyle kızını evden uzaklaştırır. Biraz hızlandıracak olursak, iffetli ve namuslu olmak çocuğa karşı annelik görevinden önce gelir. Çünkü eril egemenliği üreten cinsellikte kadından beklenen namuslu olmak önemli bir kıstastır. Gerek kendisinden başka kimseyi sevmeyen, kızını eziyet eden narsistik eğilimli Latife Hanım, gerekse Nebati'nin annesi Sabite Hanım, iffetli ve namuslu oluşlarıyla Fatma Aliye'den takdir alır. Latife Hanım gibi kötü anneliği olan bir kadından iyi yetişmiş olan Fehame örneğindeki gibi Fatma Aliye çocuğun kötü ebeveyn muamelesine karşı kendisini iyi yetiştirmesini bekler. Ekonomik gücün iktidarının görüldüğü bir diğer husus yaşanılan mekandır. Alberto Iguer'in Evi Bilinç Dışı adlı kitabında belirttiği gibi mülkiyet kimliğe gönderme yapar. Mülk veya bir nesneye sahip olmak kişiye sahip olduğu şeyler üzerinde güç uygulama duygusunu verir. Bu alanda servet sahibi yaşanılan mekanın en iyi yerlerini özel alanına dahil eder, farklı ihtiyaçları için geniş alanları vardır. Entelektüel faaliyetler için çalışma odası ve kitap odası gibi. Zengin zümrenin yaşadığı mekan sınırları dış gözlerden korunacak şekilde çok para sarfıyla örülmüş yüksek duvarlarla çevrilir. Romanda servet algısının tabiata yansıtıldığı, doğadaki unsurların mücevher gibi çeşitli değerli taşlara teşbih edildiği görülür. Bu tabiatı iktisadi olarak değerlileştirmek ve zengin göstermek içindir. Su damlaları pırlantaya, parlak ve berrak su billura, çimenler zümrüde benzetilir. Aynı durum kadınlar için de söz konusudur. Örneğin Fehame süprüntü küfesine düşmüş bir pırlantadır. Mesile Hanım Rıfat'a elmas gibi bir kız bulmak ister. Ahlaksal düzene de bakacak olursak, ekonomik gücün iktidarını taşıyan zümre, ataerkil sistemin getirmiş olduğu ahlaksal kuralları harfiyen uygular. Connell'in Toplumsal Cinsiyet ve İktidar kitabında kateksis olarak bahsettiği, cinselliğin ve cinsel arzunun şekillendirdiği toplumsal cinsiyet sistemi oluşturur ve bu sistemde kadınların boyun eğdirildiği, erkeklere tabi kılındığı bir yapı oluşturulur. Ataerkil düzlemde cinsel ahlakta erkek üstünlüğünü sağlayan çifte bir standart söz konusudur ve etik dışı sayılabilecek cinsel davranışların kökeninde erkek biyolojisinin yattığına ve bu biyolojik kökenli cinselliğin gemlenemez, dizginlenemez olduğuna dair yaygın bir kabul yatar. Bu sebeple servet sahibi kadın ve erkeğin evlilik öncesinde görüşmesinin sınırları bedensel yaklaşım mesafesini denetleme üzerine kurulmuştur. Oysa cariyeler bir cinsel meta olarak algılandığından bu kural onlar için geçerli değildir. Manevi bir kız olsa da cariyenin ebeveyn tarafı
tarafından evin oğluyla nikahsız bir şekilde vuslata ermesine izin verilir. Eserde zengin erkeklerin aldatma, bir kadının mahremiyetini taciz etme gibi ahlaksal zafiyetleri yazar tarafından mazur görülür ve bir ahlaksızlık durumunda kadın tarafı haksız bulunur. Rıfat'ın fehamiyi gözetlemesi, eril iktidarlık konumunun kendine bakılacak bir nesne olarak kurgulanmasına bağlı olarak hoş görülür. Gene Suat'la Nebat'in görüşmesinde Nebat'in dişil özelliklerini kullanarak onu cezbetmesi, erkeğin gene cinselliği kendi erkeklik iktidarı olarak gemleyememesinden kaynaklandığı düşünülerek bir mazur görme durumu söz konusudur. Ahlaksal zafiyetleri bulunan zengin erkekleri katı ahlak kurallarına sahip bireyler olarak sunmak isteyen Fatma Ali başarılı olamaz. Çünkü Rıfat'ın feyameyi gözetlerken Piraye'nin onunla aynı odada uyumayı kabul etmesini tiksindirici bulması aslında Piraye'yi kendisine layık bulmamasından kaynaklanır. Çünkü Piraye baştan beri orta zekalı, ezberci bir cariye olarak çizilirken onun bedensel özellikleri için kullanılan iri yapılı, iri kemikli, arslan, civan, levendane gibi eril sıfatlar Piraye'yi erkeksileştirmektedir. Aynı ahlaksal hata içinde bulunan erkek ve kadının bedel ödeme şekilleri de farklıdır. Suat Sabahat'in yalısında kalmaya devam ederken Nebat evden annesi tarafından çırak edilmiş dadısının evine sürgün edilir. Bu hem eril iktidarın hem de parasal gücün üstünlüğüdür. Romanda evlilik konusunda homogamik bir anlayışın yani kişilerin kendilerine sosyal, kültürel ve ekonomik olarak benzer özellikler taşıyan kişilerle evlenmesi özellikle kadınlar adına kritik bir önem taşır. Romanda lüksüz ve variyeti olmayan bir erkeğin zengin bir kadınla evlenmesi mümkün değildir. Çünkü Fatma Ali'nin Nisvan ve İslam adlı eserinde dediği gibi kadının parasına kocasının hükmü geçmez. Romanda evlilik ve maddi güç arasında doğrudan bir bağlantı görülür. Sabah Suat'ın servet miktarını, para kullanımını, yatırım planlarını gözden geçirir ve Suat'ı doğru bir eş olarak değerlendirmesinde onun maddi koşullarının payı büyüktür. Üvey kız kardeşi ise kurtuluşu zengin koca bulmakta görür. Nebat'in materyalist görüşünün altında kendisine bilinçaltı düzleminde para sahibi olanın sevileceği inancının kodlanmasının var olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Birbirinin tezadı olacak şekilde kurgulanan Sabah ve Nebat'in evleneceği erkekte öncelikle maddi duruma bakmasının ortak bir nokta olduğu görülür. Benim üzerinde evlilik konusunda üzerinde durmak istediğim bir konu da Sabahat, Suat'tan evlilikte kendisini gözeten, koruyan ve onun davranışlarını yönlendiren, denetleyen eril bir kimlikte olmasını bekler. Hemen toparlıyorum. Bu nedenle ekonomik gücün eril iktidarını elinde bulunduran kadın, evlendikten sonra dişil özelliklerine geri dönecektir. Zira evlendikten sonra ailenin reisi erkek olacaktır. Kadının evleneceği erkeği seçmesi çok önemlidir. Yoksa kaydı izdivaçtan, zifattan sonra bir erkeğin hıyaneti kadın için beter bir felaket olacaktır. Bourdieu'nun belirttiği gibi ataerkil düzenin tahakkümünde kadın için şeref negatif olarak tanımlanır. Korunabilir ya da kaybedilebilir. Kadının erdemi sırasıyla bekaret ve sadakattir. Dolayısıyla Sabahat'in Suat'la evlenmemesinde bir kazanç olduğunu da görebiliriz. Çünkü evlilik iktidarını böylece koruyacaktır. Eğitim konusunda da kadınların bir üstünlüğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlar mekan içerisinde Avrupalı muallimler tarafından eğitilirken erkekler ise Avrupa'da kamusal alanda özel olarak seçilmiş eğitmenler tarafından eğitilir. Ve erkekler için eğitim bir parasal kazançken kadınlar eğitimini herhangi bir finansal durumu olarak değerlendiremez. Aynı zamanda iyi eğitim, servetin kullanılması, idare edilmesi, temel ihtiyaçların gözetilmesi adına da önemli bir husustur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buna teşekkür ederiz. Dünden bu yana Fatma Aliye hakkında hayatı ve eserleri üzerinden yaptığımız konuşmaların hepsini tek bir eseri üzerinden tekrar tartışmaya açmış bulunuyor gibi ya da tartıştı diyelim. Soruları veya katkıları olan varsa alabiliriz. Bir ya da iki tane. Evet. Aslında biraz tersine çevirelim hocam. Ben bir soru sormak istiyorum. Şahin Hocam Emine Semiye ile
Fatma Ali arasındaki kardeşlik bağına değinirken benim aklımda şöyle bir soru oluştu. Fatma Ali Nebati o kadar olumsuz bir şekilde yaklaşıyor ki romanda sadece bir şekilde övgü alır. O da Miss Maud, onun akıllı oluşunu müthiş bir kız diyerek dudak arasında kendi kendine mırıldanır, etrafı tarafından duyulmasını istemez. Onun haricinde Nebati hep kötü sıfatlarla olumsuzlanır. Bunu da romanda görmek mümkündür. Acaba Emine Semiye'nin ailedeki ötekileştirilmiş kurgusal yapısını Nebati'de görmek mümkün müdür? Yani biraz yorum ötesi olacak ama benim kafamda böyle bir şey oluştu. Sabah geleneksel, idealize edilmiş ama Nebat birazcık daha çizgi dışı, ailenin dışında kalmış, ötekileştirilmiş, sevgi görmemiş, aileden uzaklaştırılmış, gerek mekansal olarak, gerek duygusal olarak. Yani sizler ne dersiniz bu konuda? Ben düşüncelerinizi merak ediyorum. Evet, Hülya hocamız. Yani neden illa hayatın içerisinde bir iz düşüm arıyorsunuz ki? Her şey zıttıyla kaimdir. Yani romanın içerisinde mutlaka bir tezat oluşturması gerekiyor romanın sürdürülebilirliği için. Dolayısıyla ona da ihtiyaç var. Tabii gerçek hayattan illa kurgusal düzende böyle doğrudan bir belirti olması gerekmiyor. Şöyle söyleyelim, yazar romanına son noktayı koyduktan sonra o da bir okuyucudur. Onun için bence yazarın kimliğini, hayat hikayesini eserin içerisinde aramaktan vazgeçmek daha doğru olur. Böylece romana kurgu değeri vermiş oluruz. Anladım. Yani sadece bir yorum aşırı olduğunu zaten belirtmiştim. Hani sadece öyle bir fikir geldi aklıma. Düşünebilirsiniz elbette yani, ama böyle roman değeri verelim ona. Ben birazcık da şeyden hareket ettim. Freud'un bilinç altı ve bilinç dışıyla gündüz düşleme olarak yazarlık sürecini olduğunu söylemiştim. Acaba dedim hani böyle kurgulanmış veya Fatma Ali'nin bilinç altında kalmış olan bir şey kurgusal düzende böyle yansımış olabilir mi dedim. Ama tabii doğrudan bir bağlantı olmasına da tabii gerek yok. Sadece bir düşünceydi. Negatif anlamda düşünebilirim, bilmiyorum ama Emine Semiye'nin bir romanı var. Mükafatlı ilave belki karşılaştınız, bilmiyorum. Romanın konusu şöyle, bir asker, baba var, iki kızı var. Roman Fransa'da geçiyor. Büyük kızın ismini hatırlayamıyorum şimdi. Diğer kız Alice, küçük olan. İşte kötü bir evlilik yapıyor, kocası yüzünden çocuğu sakat kalıyor. Emine Semiye kendi hayatını bu romanda yansıtmış ve babayla ilgili orada işte babasının ölümüne duyduğu üzüntü vesaire. Sanki Emine Semiye bunu böyle bir çalışmada yaptım. Biyografik anlamdaki hayatını eserinde yansıtmış. Ama Nebati değerlendirebilir miyiz? Bilemiyorum. Yani kahramanları çok sert bir konumda yerleştirmiş. Evet. İşte doğrudan bir iz düşümü aramak belki çok doğru olmayacaktır ama işte böyle bir fikir oluştu. Sizlere de sormak istedim. Teşekkürler. Evet, oturumumuzun üçüncü konuşmacısına geçiyoruz. Erman Örsan Yetiş, kendisi Ankara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Bölümünde. Bu saatte seni konuşacağım. Bölümünde öğretim. Değil, doktora. Doktora öğrencisi. Peki. Evet, konuşmasının başlığı Fatma Aliye'yi hatırlamak. Fatma Aliye'nin İdeal Kadın Kurgusu ve Başka Bir Feminist Okumanın imkanı. Buyurun Erman Bey. Evet, benim elimde şu an 20 sayfalık bir yazı var ve bu 20 sayfalık yazıyı burada 20 dakika okuyamayacağımı fark ettim. 20 dakikada bahsetmenin de mümkün olmadığını fark ettim. Bu yüzden ana hatlarıyla bazı yerden bahsetmek istiyorum. Bir önceki oturumda aslında bazı mevzular konuşuldu. Modernizm, haneden yeni bir aileye geçiş, aile düzenine geçiş. Fatma Ali'nin modernist bir yazar olarak nasıl düşünebileceği, düşünülemeyeceği bu mevzudan bahsedildi. Ve bunun içerisinde de saplı kalan bir tartışma var ki bence bu milliyetçilik tartışması. Milliyetçilik içerisinde özellikle Tanzimat'tan sonraki dönemi yani tarih içerisinde ele aldığımızda
Neçek hareketleri ideolojisini önceleyen, modernist gündelik hayat etki eden bazı bir dönüşümlerin Osmanlı içerisinde de olduğunu, Osmanlı içerisinde ötekinin oluşumunda, yani daha doğrusu Osmanlı toplumunda ötekinin ne olduğunu ben burada sorgulamaya çalıştım. Fatma Ali'nin eserlerinde de bunu üçe ayırdım kendimi. Bir tanesi makalelerim, yani gündelik hayata dair, kadınlara dair, özellikle hanımlara mahsus gazetede yazdığı şeyler. Diğeri, daha çok böyle historiografik yapısını oluşturan, özellikle babası Dede Paşa'nın aldığı bazı işte tarihsel yaklaşımları değerlendirdim. Ve son olarak da tabii ki de burada da hani ayrıntılı bir şekilde bahsedildi, edebiyat eserleri. Bunlara baktım. Burada aslında ideal kadını aradım ama ben ideal kadını bulamadım. Yani belli bir ideal kadını bulamadım. Herkes hani bulmuş ama ben o kadını bulamadım. Yani ideal kadınlar var. Bence ideal kadınlar var ve bu ideal kadınlar çok cevaben üretilen Fatma Ali'nin aslında yazarlığının ne kadar hani esnek, çoklu ve marifete dayandığını gösteren bazı şeyleri içeriyor. Bu açıdan önemli. Makalelerinde daha sabit, Müslüman, kentli, evin içerisinde bir kadını anlatırken romanlarında yine kentli fakat çalışmak durumunda olan bir kadın durumu var ve bu meziyetler, marifetler başka bir formasyonda kendisini gösteriyor. Yani kadının yapmaktan keyif aldığı ya da meziyet olarak görülen şeylerin aslında işte kullanabileceği, çalışabileceği, ekmek kazanabileceği, bağımsızlığını sağlayabileceği, bazı şeylere dönüşebileceğini gösteriyor. Bu açıdan eserleri, edebiyat eserleri oldukça esnek, oldukça kendi biyografisinden de parçalar bence var. Kendi hani kadın tecrübesi, sınıfsal tecrübesi, birçok şey içerisinde barındırdığını düşünüyorum. Öte yandan makalelerinde daha sabit olarak görülebilecek ideal kadının da çeşitli anlamları olduğunu, toplumda bazı şeylere karşılık geldiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi ideolojik bir formasyon, yani milliyetçilik içerisinde üretilen bir şey. Fakat burada milliyetçilik kullanırken dikkatli olunması gerektiğini söyleyeceğim. Şu sebeple Türkiye'deki milliyetçilik, Cumhuriyet sonrası milliyetçilikle Osmanlı milliyetçiliği arasında bir kopuş olduğu genelde hani öne sürülür. Ya da bir süreklilik arz ediyorsa bile bunun takibi pek doğru düzgün bir şekilde yapılmayabiliyor. Tanıl Bora'nın milliyetçilik, muhafazakarlık ve işte Salı'nın üç hali, milliyetçilik, muhafazakarlık ve İslamcılıkla ilgili çalışmasından burada faydalandı. O beni Postbaum'un ön milliyetçilik tarifine götürdü. Ön milliyetçiliği ve İslamcılığı bir ideolojik olarak uygun bulduğu için kullanıyorum. Ve aynı zamanda otantik bir kimlik arayışı içerisinde ortaya çıkan tarihsel bir kimlik, tarihsel bir millet anlayışı ortaya çıkışı ve bunu elde etmek için bir tarih içerisinde bir kazıma faaliyeti. Fatma Ali'nin bu kazıma faaliyetini yaptığını ve özellikle tarihin yararı üzerine konuştuğunda seçiciliğin, faydacılığın önemli olduğunu, kıyaslamanın neyin iyi, neyin kötü olduğunu fark etmenin, iyi olanı örnek olarak almanın, kötü olanı da eleştirip bırakmanın gerektiğini söylüyor. Böyle bir tarih perspektif içerisinde. Tabii yani bizim İbn Haldun ve oradan gelen bir şeyi var, görüşü var. Bunu söylerken ben şu an burada çok dağınık bir şekilde anlatıyorum. Çok dağınık bir şekilde anlatmak zorundayım. Ama burada esas milliyetçilik, Fatma Ali'ye ve gündelik hayat, modernizme getirdiği gündelik hayat beraber düşündüğümde Foucault'un kendilik kaygısı kavramı bana çok yardımcı oldu. Özellikle tarihsel özneyi düşünürken kendilik
kaygısını daha sabit olmayan, belli bir kaba sığmayan, süreklilik ve tutarlılık arz etmesi gerekmeyen, fakat bunu da bir yandan hani çelişkiler içerisinde boğulan bir özne olarak değil de bir kaygı içerisinde kendini bilme isteği ve bunun sonucunda kendini düşürme ve kendi üzerine düşünmeden ortaya çıkan kendini bilme biçimleri olarak şey yapıyorum. Buradan bazı şeyleri belki bahsetmekte yarar var. Foucault'un metinlerinde karşımıza çıkan kendilik kaygısı kavramını kullanıyorum. Foucault'un cinselliğin tarihi 3. cildinde antik Yunan'dan örneklerle ayrıntılı olarak değindiği kendilik kaygısı bir kendi üzerine düşünme ve bunun sonucunda farklı bir farklı kendini bilme biçimlerini öğretmesi açısından önemlidir. Bu kavram öznenin başından itibaren kendinde bulduğu bir kendilik bilgisinin tam tersi durumundadır. Sürekli ilişkisel bir şekilde canlı kalan bu kaygı özne için kurucu bir roldeyken kendilik bilgisi aşkın dışarıdan dayatılan sabit bir bilgiye şart etmektedir. Yani bir yanda öznenin kendini bilmek istencini ifade eden, sürekli bir kendini bilmek istencini ifade eden bir kaygı, diğer yanda ise öznenin üzerine kapanan bir tanım mevcuttur. Kendilik kaygısı, öznenin kendi kendini içeriden tasarladığı, ürettiği bir durumunu işaret etmez. İçinde bulunduğu kültür ve normla uyumlu biçimde kendisini düşünme biçimin, kendisini düşünme faaliyetidir aslında. Burada milliyetçiliği ve kendilik kaygısını beraber düşünmek istedim. Böyle ideal kadın, bu kontekste bir ideal kadın nasıl ortaya çıkıyor? Bunda da feminist literatürdeki çalışmalardan yararlandım. İlk başta Fatma Güberktay'ın 75 yılda Kadınlar ve Erkekler kitabında 19. yüzyıldan itibaren Türkiye'de egemen paradigmanın ulusçuluk olduğunu belirtmiş ve bu egemen paradigmanın paralelinde onunla sıkı bir ilişki içinde gelişen bir feminizm olduğunu vurgulamıştır. Bu durum, Tanzimat'tan sonra etkinliğini göstermeye başlayan Osmanlı Kadın Hareketi'ni tanımlamak için önemlidir. Çünkü bu durum, feminizmi ham bir ideoloji olarak milliyetçinin yanına eklemekten ziyade milliyetçinin ortaya çıkışını sağlayan ve sonrasında ona eşlik eden tarihsel koşulları ve toplumsal olguları beraber düşünme imkanı sağlar. Bununla beraber süreç halindeki milliyetçilik üzerinden toplumsal cinsiyeti düşünmek, kadın, aile, cinsellik gibi meselelerde günlük hayata dair yer buluşlar hakkında fikirler sunmaktadır. Bunu düşünme olanakları vermektedir. Benzer şekilde Nüket Sırman'ın böyle bir çalışması var. Nüket Sırman'da Kadınların Milleti adlı makalesinde aslında milliyetçilik günlük hayat ve özenin üretimiyle ilişkilendirerek oldukça üretken bir okuma yapmıştır. Burada kadının konumunu hane içerisinde tanımlamış. Hane içerisinde tanımlanan kadının otantik bir kimlik, kamusal erkek egemen kamusula karşı kadınla sınırı belirlenen bir hanenin, bir evin tasarlanması olarak tarif etmiştir. Tabii ki de kadınlar bu kurgunun içerisinde esir değillerdir. Bu kurguya kendileri de katılmaktadırlar. Daha sonra matbuat kapitalizmini ayrıntılı bir şekilde ele alıyorum bu makalede. Bundan bahsetmem olmayacak ne yazık ki. Matbuat kapitalizminde bir söylem çoğalması ve konuların çokluğu durumu söz konusu. Evle ilgili, sağlıkla ilgili, cinsellikle ilgili, kadın erkek ilişkileriyle ilgili bir söylem patlaması, bir konu çokluğu ortaya çıkıyor. Ve bu konu çokluğu içerisinde bu konularla ilgili yazan, düşünen bir Fatma Aliye ve bunun içerisinde bir ideal üreten, kadınlık ideal üreten bir Fatma Aliye ile karşı karşıyayız. Ben matbuat kapitalizmi ile ilişkili olarak Ahmet Mithat ve Fatma Aliye'nin ilişkisini de aslında bir işte yani yayıncı, güç sahibi birisi, aynı zamanda dönemin ideologlarından birisi, entelektüel bir ilişkileri de var. Sadece işte bir hani baba kız ilişkisi ki kendileri aslında böyle tanımlıyorlar elbet ama bunun başka getirileri de var. Irvin Cemil Şik ve Carter Finley özellikle bu matbuat kapitalizminden fazlasıyla bahsediyorlar. Bu durumda Fatma Aliye'nin Amerika'sının himayesinde olan bir insanın değil, sadece onun hani gücünden en iyi şekilde yararlanabildiğini, kendi düşüncelerini yayması için bir fırsat olduğunu, sadece belli başlı düşünceleri değil tabii ki de bu düşünceleri üretmek, bu düşünceleri tartışabileceği birisi olması açısından da
belki manevi baba olma kavramını da bunun üzerinden düşünmek daha anlamlı geliyor açıkçası. Yani hani birçok konu istişare edilebiliyor olması ve ideal erkeklik, ideal kadının üzerine düşünün Ahmet Tatlı yol içerisine giden bir Fatma Ali'nin burada hani kurdukları ilişki ayrıca bence açılanması gereken bir konu mevzu olarak düşünüyorum. Diğer söylemek istediğim şey evet, bununla ilgili çok ciddi bir şey var. Yani bu söylem patlaması, bu konuların çoğalmasıyla ilgili olarak çok eşlik tartışması. Yani hani hepimizin Fatma Ali konularının aşina olduğumuz, kendisinin de dahil olduğu çok eşlik tartışması. Mesela yani orada İslam içerisinden yapılan referanslar bunun geleneksel ve İslamcı kimliğiyle bir tutulabiliyor. Ama öte yandan da bazı kurallar getirmesi ve kadının koşulluğunu önceleyen ne alan tavrız emebiliği de feminist şekilde yorumlanabiliyor. Bunların ikisi de kendi açılarından doğru olabilirler. Ve ben hani gerçekten de bir Fatma Ali'nin bunu yani konu ele alış tarzında belli bir niyetinin bulunduğuna inanıyorum, düşünüyorum. Fakat o dönem içerisinde bunun sosyal olarak çok ciddi bir karşılığı olmadığı, tarihsel olarak olmadığından da bahsediliyor. Yani bahsediyor derken bu istatistik olarak örneklenmiş Dubin'in araştırmasında var olan bir şey. O dönem içerisinde işte 1899'da mı bu tartışma dönüyordu? Yanlış hatırlıyorum. 99 değil mi? Evet. Bu tartışmanın geçtiği zaman da onu kapsayan şeyleri 1885 ile 1907 yılları arasında istatistik çalışma şeylerde raporlarda İstanbul'da 5 farklı bölgede yapılan çalışmada çok eşitliğin %2 yani Müslüman erkeklerde %2 olarak görüldüğünü ve eş sayısının da hani 4 olarak değil de pardon %2.9 oranı kendisi %2 de 2'nin kendisi de eş ortalaması olarak söyleniyor. Yani aslında bu gerçekten de toplumda somut karşılığı olan bir şey değil. Fakat bir tartışma konusu olarak gündeme geliyor ve Fatma Ali bunun içerisinde hem bir kadın olarak hem de İslam içerisinde bilgi sahibi bir insan olarak konuşmaya, tartışmaya katılıyor. Son olarak vurgulamak istediğim şey yeni kadın vurgusu. Bu modernizm ve milliyetçilikle çok paralel bir şekilde toplumsal dönüşümüyle alakalı olan bir şey. Buna da beraber düşünmekte yarar var. Özellikle bu argümanlarda Erik Nakşit'in Kızların Sessizliği kitabında orada ayrıntılı bir şekilde bu Osmanlı'daki Tanzimat sonrasının tedrisat sisteminden bahsediyor. Burada özellikle Tanzimat'tan sonra işte 1842 yılında kız rüştiyelerinin açılmaya başlaması, 1868'de kız sanayi mekteplerinin 1870'te de öğretmen okulunun açılmaya başlamasıyla beraber toplumda kentli, daha alt tabakadan gelen fakat ev dışında eğitim görmek durumunda olan bir kadınlar sınıfının oluştuğundan bahsediyor. Bu kadınların arzuları, yaşamdan beklentileri, bunlar aslında bunlarla ilgili günlük hayatta yapılmış pek fazla çalışma yok bulunamıyor. Çünkü bunların kendilerini ifade edebilecekleri bir durum yok, bir mecra yok. Burada Erik Nakşit, Fatma Ali'nin sadece seçkin, yani kendi sınıfına hitap eden ve işte belki uluslararası düzeyde yani işte Fransa, Amerika'ya bunlarla da konuşan ama sadece bunları konuşmayan, içeride de İstanbul'da bu kadınların varlığından haberdar olduğunu, bunun hayatları üzerine düşündüğünü, kendi konumundan ayrılarak bu farklı özelliklerin pozisyonlarına geçip onların hayatlarında yaşanan problemlerini tanıyıp bunlarla ilgili çözümler ürettiğini düşünüyorum. Burada da aslında seçkin kadının bir sorumluluğu ortaya çıkıyor. Yazar olan bir kadının sorumluluğu ortaya çıkıyor. Bu başlık kendi kaygısına bağlanabilecek bir şekilde bir kadın yazarın sorumluluğu olarak görülebilir. Ve burada da mesela Refet romanı çok bariz bir şekilde bir çelişkiler üzerine oturuyor. Çünkü İslam'da kadınların hiç güzel olmalı, evlenmek için güzel olmaları gerekmediğini, ondan sonra çeyiz vermelerini, çeyizleriyle hani gitmeleri gerekmediğini ve erkeklerin aslında onların hani
bakımlarından mesul olduğuna dair şeyler söylerken aslında çok da hani güzel olmayan bir kadın defet, hani bu burada romanda vurgulanıyor, tarif ediliyor ve annesi daha önceden hane içerisinde, düzen içerisinde onunla da cariyelik. Burada aslında annesi daha önceden cari olan ve fiziksel olarak çok yıpranmış Refet'in annesiyle bir anda yıkılıyormuş gibi görünüyor. Refet işte öğretmen okulunda mezun ve öğretmenlik yapıyor. Evlilik gibi bir kaygısı var, görünmüyor. Benzer şekilde evlilik hayatlarından mutlu olmayan, aslında Fatma'nın kadınlar için eğitimin her zaman önemli olduğunu ve bunun bir eş uyumu için önemli olduğunu vurgularken aslında bu sefer eşlerinden memnun olmayan, eşlerinin onlara layık olmadığını düşünen hani kadınlar görünmeye başlanıyor. Bu da aslında yeni kadını düşünmek, o dönemin Osmanlı toplumunu, o dönemin kadınlarını Fatma Aliye'nin eserleri ve yazarlık deneyimi içerisinde düşünmenin anlamlı olacağını düşünüyorum. Ben burada ayrıntılı bir şekilde bunu yazmıştım ama dediğim gibi yeni sayfayı buldu. O yüzden her şeyden değinemiyorum. Biraz karmaşık şekilde anlattım. O zaman kusura bakmayın. Benim sorumum var. Erman Bey'e teşekkür ederiz. Yine dünden bu yana tartışılan Fatma Aliye'nin yaşamı ve külliyatı üzerine yani konularla ilgili sosyal bilim teorileri etrafında bir bakış sundu bize. Kökeniniz neydi? Sosyoloji. Tamam. Yani dünden beri daha çok içeriden bakış, Türk dili edebiyatı formasyonu alanların bakışını yani tabii ki dışarı açarak bakmaya çalıştılar ama bir tam sosyal bilimcinin, sosyoloji alanından gelen bir meslektaşımızın bakışını görmüş olduk. Erman Bey'in konuşmasına katkıda bulunmak, soru sormak isteyen var mı acaba? Evet, Fatih Bey. Teşekkürler Erman Bey. Belki hani anlatmadığınız kısımları açmak anlamında şey olabilir. Şimdi başlığınızda ve özetinizde şey vardı. Yani başka bir feminist okumanın imkanı ifadesi. Yani tüm bu söylediklerinizi de şeyle, yani feminist okuma vurgusunun temelde nerede olduğu ve o başka olanın ne olduğunu biraz daha açabilir misiniz? Ya ben Fatma Aliye'de feminist bir özellik aramıyorum. Yani feminist bir özellik aranması gerektiğini düşünmüyorum. Hiçbir kadın yazarda belli bir feminist özellik aranması gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Bunun için de yani hani batıdaki feminizm ve işte dalgalar, feminist akımlar, farklı feminizmler, bunlar içerisinde özneyi genel bir şablon olarak üstüne bir şey giydirmek etmek. Yani 80 sonrasında bir işte kökleri arama, feministleri bulma çabası olarak hani anlaşılabilir fakat ben burada bir feminist özne aramaktansa feminist bir okuma nasıl mümkün olabilir? Yani hani burada bir kadın yazar var döneminde. Kadın olan bir yazar var, belli bir sınıfsal konumu var, belli bir durumu var ve işte farklı ilişkiler nasıl ortaya çıkmış olabilir? Yani hani yeni kadından mesela buradan bir yeni kadın vurgusu Osmanlı ile ilgili günlük hayatına dair göremediğimiz, bilemediğimiz yeni kadın şeyi çıkabilir mi, anlaşılabilir mi? Ya da kendisi hayatta yani yaşamı olumlayan, özellikle roman karakterlerindeki kadınların yaşamlarını olumlayan bir çerçeve içerisinde olması birçok yazardan daha farklı. Çünkü kadın karakterleri de çok belli şablonlar içerisinde tarif edilebiliyor. Ve yani ideal kadın, ideal kadının karşısında panfatal kadın, işte ibretlik övgüler, şunlar bunlar. Yani bunların dışında yaşamı olumlayan ve kadınlar için gerçekten de farklı yaşam olanakları. Mesela hani o cariyelik örneği muhaderatta bence çok güçlü bir şey. Yani hani örnek ya da hani Refet'in örneği de aynı şekilde yani Bedia'nın yani kadın karakterle kadın karakter arasındaki ilişkilerin kurulumu da aslında öyle. Hani erkek karakterleri çok güçlü figürler olarak koymaması, kadın erkek arasındaki ilişkiyi evet hani şey yapmıyor, zedelemiyor, onu hep bir yere koyuyor ediyor ama bunun dışında da bir şeyler olabileceğine dair vurguları var. O yüzden okumanın kendisi olarak feminist okuma ve bunu yapmak için de İşte ben hani eğer ben bahsedebilirsem Scott'un deneyim üzerine düşüncelerinden fazlasıyla faydalandım. Tarihsel özlerinin arzularının kendi yaşam perspektifinin anlaşılması gerektiğinden bahsediyor. Hiçbir hani kadın özne, feminist özne, şu özne, bu özne üstüne yapıştırılmaması lazım.
bu açıdan bakılması lazım diye düşünüyor. Ben de hani böyle bir okumanın mümkün olup olmadığını burada sorgulamaya çalıştım. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. 10 Ekim'de bu olumlama kısmıyla referans okumayla ilgili daha ayrıntılı bir sunumu aslında vardı. Fakat Ankara katliamında bu mümkün olmadı, yapamadık sunumu. Gerçekleşemedi. Ben burada onu biraz eklerim, koymak istedim. Yoksa bu sadece kendini kaygısı ve ideal kadın kurgusu üzerine olacak bir şeydi. Ama eksik kalacağını düşündüğüm için de buraya onu ekledim. Evet, Doğan Bey, çok kısa. Aslında onun yanında bir mikrofon bırakmayı düşündü aslında. Sorayım, Erman Bey, ben sizi teyit edeceğim. Çok kısa. Çay sırasında evet, hani, devam edersin. Yok, çok kısa. Şimdi ben profesyonel anlamda iyi dinleyici olduğunu düşünüyorum. Yıllardır konferanslara katılırım. Sabah akşama kadar da dinleyebilirim. Ayrıca sözle dinleyen bir insandır. Biri kızarsa hemen haddimi bilirim. Ben size şunu gördüm. İki günde dinlediğim konferanslarda en anlayamadığım sunum sizin sunumunuz oldu. Özellikle hani çok teorinin egemenliğine girmeye çalışıyorsunuz ama bakın ben size çok basit bir yöntem öğrendim. Ben size onu söyleyeyim. Metinde ne yazıyor? İkincisi ben ne anladım? Tüm okuma edimini, hayattaki her şeyi sadece bu ikili şeyden yapabiliriz. Yani en basitinden sadece bugün metinlerde ne yazıyor? İkincisi ben ne anladım, anlatsaydınız, emin olun hem ben hem salondaki herkes daha çok şey anlayabilirdi. Ama siz onu çok belki alanınızla ilgili bir şey ve gerçekten belki sosyolojiye çok hizmet edebilecek bir çalışmayı da burada belki değersiz hale getirdiniz. Yani buna dikkat edersiniz, çok emin olun. Doğan Bey, bu sadece sizin düşüncenizin bütün salonu bunu şamil edemezsiniz. Biraz kesin. Sınır geçtin. Özür dilerim sınır geçtiysen. Şimdi ben de kendi fikrimi hemen burada bir belirtmeden edemeyeceğim. Ben sunumu çok kendimce beğendim. Teşekkür ederim. Çünkü yani şimdi sunumun tamamını dinleyemedik. Burada küçücük puntolarla yazılmış 20 sayfa var. Benim puntolarımla yazılsaydı demek ki o 40 sayfaya çıkacaktı. Çok 20 dakikanın içinde mümkün mertebe olabileceği kadar teorileri anlattı benim anladığım kadarıyla Erman Bey. Benim çok dikkatimi çeken hususlar oldu burada. Bence buradan başka makaleler çıkabilir. Fatma Aliye'nin ideal kadınında belki de bir sorun var. Yani kendi kafasında yarattığı ideal kadın ne olmalıdır sorusuna doğru cevabı belki kendi de verememiş. Çünkü o dediğiniz de çok haklı. Yani ideal kadın bulmaya uğraşınca aslında kadınlar pek de ideal hayatlar da sürmüyorlar. Çok da iyi gitmemiş hayatlarında da işler. Bir kere eğitim alması gerekiyor kadının. Kocasıyla daha iyi bir ilişkisi olsun, daha üst düzey bir ilişki kurabilsin, daha çok sohbet edebilsin, derin sohbete girişebilsin entelektüel anlamda diye. Ama kocalar hep aşağıda kalıyor bu seferde. Yani kadınlar eğitim alıyor, kocalar aşağıda kaldığı için anlaşılamıyor. Kendi kocasıyla olan ilişkisi de böyle. Yani orada bazı kafa karışıklıkları var sanki Fatma Aliye Hanım. Yani ben buradan pek çok makale, edebiyatçılar için de makale konusu çıkar gibi geldi bana. Ben çok faydalandım. Orada hiç katılmıyorum. Evet. Ya hocamıza doğrusu ben de beğendim Erman Bey'in bildirisini. Fakat tepkinize de itirazım var. Tamam. Neden biliyor musunuz? Melda'cığım. Şimdi acaba ideal kadını anlatsaydı, Erman Bey aynı soruyu size de soruyorum. İdeal kadını anlatsaydı ve hemen muhaderatla anlatsaydı sizce anlaşılır mıydı? Hatta Fatma Aliye Hanım bunu yapabilir miydi? İşte, ben bir dün de bunu söylemeye çalıştım. İşte yazdıklarımda falan da söylemeye çalışıyorum. Ben Fatma Aliye Hanım'ın ortaya çıkışını... Yani elbette tartışılabilir, bu bana ait bir tez. Ahmet Mithat Efendi'nin ve Ahmet Cevdet Paşa'nın projesi olarak görüyorum. Yani böyle bir kadına ihtiyaç vardı. Yazan, yazdığını artık... Bence çok haklısınız. Yani düşünen, o eğitim almış, düşünmeye başlamış, düşündüklerinde yazmış. O zaman bu pozisyondaki kadınlara bir kere bir etli kanlı örnek gösteriyorlar. Evet, evet. Ama sonuçta bu kadının bir şekilde o etli kanlı örneğin hayatın içerisinde de fonksiyon üstlenmesi gerekiyor. Ben şu kronolojiye de dikkat etmek gerekiyor. Bakın yani muhadar hayatta ne yapıyor? Eğitimli bir
kadın var ama eğitimi hayata dönük, hiçbir işe yaramıyor. Kendisini cari olarak satıyor. Çünkü burada hem evlilik probleminin düzenlenmesi, dolayısıyla o zaman kadın hayatının saygıdeğer hale gelebilmesi için kadının orada hakim olması gerekiyor. Ama kadının hakim olması, yani söz sahibi olması, hayatını yönlendirebilmesi için ciddi bir eksiği var. O da ayakta durabilmeyle ilişkili olarak çalışma hakkı veya işte para kazanmış olması. Yani son romanda Eninde kadının bir servetle hareket ediyor olması, hayal ve hakikatte kadının bir servetle hareket ediyor olması aslında bir parça özgürlük kazandırmak için. Ama bu işe yaramıyor. İkinci romana geliyorsunuz, bu defa işte babası tarafından, Udi'den söz ediyorum dolayısıyla. Babası tarafından kendisine kazandırılmış veya bir kabiliyet var, kabiliyeti geliştirilmiş ya da bu kabiliyeti paraya dönüştürme var. Üçüncü romana geliyorsunuz, Refet'e. Bu defa dahil malumat açılmış, dahil malum diplomalı çalışan olmaya dönüştürüyor. Yani adım adım giden bir şey var. Bu yüzden Fatma Ali Hanım Refet'le başlayamazdı işi. Tabii buna ben toplumla çok mutluyum. Toplumla anlamazdı zaten. Ve Fatma Ali Hanım'ın mantalitesinin de hemen böyle hayata para, özür dilerim, diplomayla katılan, ondan sonra para kazanmaya çalışan, belki ticaret yapan bir kadın da çok algılayabildiğini sanmıyorum. Unutmayalım, gelenekçi medeniyetçi bir kadınla karşı karşıyayız. O kadar radikal şeyler beklemeyin. Bu yüzden ben feminizm kavramıyla, yani bizim bildiğimiz, özür dilerim Eda'cığım, bizim bildiğimiz feminizm kavramıyla bu kadınlara yaklaşırsak yanlış hareket ederiz. Ben zaten yaklaşılmamalı diyen taraftayım. Kesinlikle yani biz orada feminist diyemeyiz. Ama çağının içerisinde değerlendirdiğinizde onlar ilerici, feministler. İlerici yani. İlerici. Bir de tabii hemen ben sözümü bitiriyorum. Yani ben bu dediklerinizin hepsine katılıyorum. Ama kendi kafasında oturtmaya çalıştığı kadınla ilgili biraz daha düşün. M'ye ihtiyacı da var tabii. Hepimizin olduğu var gibi tabii. Var tabii. Bu adım adım olacak. Hı. Bunu Osmanlı toplumu anlayamazdı. Sabahtan da daha önce, özür dilerim, geçen hafta katıldığım bir toplantı vardı. Orada mesela yani feminizm kavramı sanki böyle bir aşağılık bir şeymiş gibi falan hareket ediyor insanlar. Yani Fatma Aliye Hanım'ı işte feminist olmaktan kurtarırsak aman ne âlâ temiz kadın olacak falanmış gibi davranmayın. Hiç öyle bir şey de yok aynı zamanda. Yani feminizm kadın, insanın kadın haklarını, özür dilerim, kadının insan haklarını kullanmasıydı. Fatma Aliye Hanım Osmanlı toplumu içerisinde bu kadar kadın haklarını veya insan haklarını söyleyebilirdi. Onu yapmaya çalıştı. Yani daha fazlası zaten toplumu tarafından algılanmaz. Unutmayın yanında böyle yapan bir Mithat Efendi var yani onun. Ben bunların hepsine katıldığım için aynı şeyi söylüyorum aslında. Evet, benim bir noktada. Tabii benim için. Yani şöyle, sizin itiraz ettiğiniz şeyi aslında ben burada yapmadım. Yani hani ideal bir kadın arayışını savunmuyorum. Ya da zaten sabit bir ideal kadın olabileceğini de hani başlarında Refet Yastay'da şöyle böyle zaten kendilik kaygısından bahsederken, kendilik bilgisinin önüne geçtiğini, o kaygının kendisi sürekli bir düşünme edimi, düşünmenin kendisi, bundan bahsediyorum. Ama zaten kendilik kaygısı kavramı makalenin çok temel, ana kavramı ve bunu anlatmak için bu kadar çaba harcadım. Bunun anlaşılması için. Kendini, ilk önce kendini sorgulaması gerekiyor. Benim farkına varırsa onun haklarını ve ideal olanını düşünmeye başlayacak. Bir diğer mevzu var. Dediğim gibi bu hani feminist olma meselesi değil, sadece feminist okuma meselesi. Bu feminist okumayı Fatma Aliye yapmıyor. Bizler yapıyoruz zaten. Hani tabii, ben yapıyorum tabii, burada. Tabii. O yüzden hani bu Fatma Aliye'nin feminist olup olmaması meselesi de değil. Bazı insanları rahatsız ettiğini ben de farkındayım. Bu düşüncenin hani feminizmin kendisine alerjik insanlar var. Bu yüzden de başka türlü anlamaya çok meyilliler. O yüzden hani onu tartışmaya açmayacağım burada. Anlamıyor. O yüzden hani bu bir feminist metodoloji ve politik bir tercih de aynı zamanda. O yüzden hani bunun içerisinden bir okuma yapmaya çalıştım. Bu kavramları hani bir arada kullanma biçimi sosyolojinin genel tarzıdır. Yani hani bu kavramlar birbirini ilişkilendirdiğinde bu şekilde üretkenliğini sağlar. Hani bu üretkenlik tartışılabilir neden üretken olup olmadığını ama herkesin kendi dimağıyla seyri sınırlıdır yani bunu anlamak, üretkenliğini değerlendirmek. O yüzden de arkadaşımın eleştirisini çok anlamlı bulmuyorum. Dinlemediniz zaten ama ben yine de söyledim. Orada başka arkadaşla konuştuğumuz yani. Şimdi, kulağım size. Evet. Bayağı konuşmalısınız. Neyse. Efendim. Bir de bir şey daha.
Evet, Ahmet Mithat ve Fatma Ali ilişkisi burada sizin hani kronolojiyle beraber aslında onların mektuplaştığı birlikteliğinin analizlerini yaptığı mektuplar. Onlar üzerinden zaten analiz yapıyorum. Babam ne yazık ki bundan uzun uzun bahsedemezdim. Çünkü söylemek için öncelikli olarak gördüğüm başka şeyler vardı. Onu da söylemeye tercih ettim. Yoksa hani bir proje olarak çıkarıldığını, ideal erkek, ideal kadın, kadın erkek ilişkileri belli bir biçim arandığını ona bahsediyorum burada. İdeali aslında üç farklı şekilde kurgulanından bahsetmiştim şeyin başında, sunumun başında. Bu zaten idealin bir kısmıydı ve matbuat kapitalizmiyle ilişkilendirdiğim bir parçaydı. Daha sonra da Fatma Ali daha özgün yollar da buluyor matbuat kapitalizmi içerisinde. Evet, yani oradan doğru içerisinde. Yavaş. Yani bu dediğim gibi ne yazık ki kısaltarak verilmiş bir şey. Burada yani öncelikleri belirlemem gerekti. Makale olarak okuyacağız Ersan Bey. Çok teşekkür ederiz. Fatih Uslu sanırım çok kısa bir şey söyleyecek. Yani baştaki o milliyetçilik kısmını biraz açmanızı rica edeceğim. Ben derste, Tanzimat Roman'ın dersinde Ermeni kadın romancılarla şey karşılaştırmalı okutuyorum ve yani derste vardığımız temel sonuçlardan biri. Mesela 1880'li yıllarda Osmanlı Ermeni kadınları roman yazmaya başladığında çok daha kemik bir milliyetçiliğin olduğu, milliyetçiliğin oradaki toplumsal cinsiyet rollerini edebiyat bu anda şekillendirdiği, bunun paralelinin Fatma Ali'de olmadığı mesela görüyorduk. Bazı ilgili kavramlardan bahsediyorsunuz. Evet, yani matbuat kapitalizmi dediğiniz şey, Anderson, milliyetçilikle alakalı vesaire, ama Fatma Ali metninin neresinde o milliyetçiliği buluyorsunuz? Yani nerede dile geliyor o milliyetçilik? Burada milliyetçiliği ön milliyetçilik olarak tarif ediyorum. Ön milliyetçiliği de daha çok İslam ve gelenek, Osmanlı'nın kendisi olarak. Tabi burada bir Müslüman kadına seslenme biçimi olarak. Yani hani şöyle, bu Türkiye'deki milliyetçilik ya da Türk 1900'lerden sonraki Türkçülük daha farklı bir şey olarak bunu tarif ediyorum. Bu da bahsettiğim bir şey. Ben bunu bu yolda giderken Tanrı Buran'ın söylediklerini izledim. Farklı görüşler tabii de olabilir. Milliyetçilik Osmanlı çok tartışılması gereken bir şey. Nerede bunlar? Ya Fatma Ali'ye metinlerinde nerede bize gösteriyor? Ben şöyle bir katkı yapabilirim, çok özür dilerim. 1910 yılında yazılmış, Elin biliyorsunuz 1908 meşrutiyet ilanından sonra yazılmış. Milliyetçilik bağlamında değerlendirecek bir veri sunduğunu en azından ben söyleyemem. Elin'in benim dikkatimi çeken iki yerinde bir Türklük algısı vardı. O da geleneksel adetlerle Türk olma bir arada tutuluyor. Mesela Sabahat evlendiği zaman Türk gelinleri de böyledir ve biz de bu geleneksel yöntemleri uygularız. İşte kadın erkek görüşmeleri evlilik öncesinde taşra halkı da böyle yapıyor, Türkler de böyle yapıyor, biz de böyle yapacağız şeklinde bir algı söz konusu. Dolayısıyla o 1908 sonrasında ve sonrasında gelecek olan o milliyetçilik kavramıyla herhangi bir bağlantısının olduğunu en azından ben Elin romanında görmedim. Ben de daha öncesinde şunu söyledim. Fatma Binti Abbas'tan bahsederken, yani bu histografik anlayışından bahsetmiştim ya, bu işte Cevdet Kırık'ın kendisi işte Fatma Ali'ye de tarihsel yaklaşım, tarihsel anlayış onunla ilgili bir söz konusu var. Orada bu tarihsel yaklaşımı sunarken bir bizden bahsediyor. Bir biz denen hani bir yani tarihin hani karşılaştırmalı bir şekilde iyi kötü yanının alınması bize yarar. Yani bu biz zaten ne olacak? Yani hani biz denen şey konuşulmaya başlandığında zaten hani milliyetçiliği meclik üzerinden hani kalem oynatan insanlar gibi olması gerekmiyor. Gündelik hayatla ilgili söylediği, kadınlar hakkında söylediği şeyler de bunun dair olan bir şey. Sınıfsal olarak hitap ettiği şey de böyle. Yani hani milliyetçilik dair olan şeyleri siz kendiniz metinden çıkartabilirsiniz. Bu şey değil, hani milliyetçilik adı altında bir şey yazması gerekmiyor. Belki böyle bir şey var, ben bilmiyorum. Hani zaten tarihçi olmadığım için Osmanlıca kaynakları okumak, kendi birebir de okumak, karşılaştırmak gibi bir şeyim yok. Fakat milliyetçilik yaygın bir işte Henrik Esselman gündelik hayattan bahsederken, kadının konumundan bahsederken aslında bunu oluşturduğunu katılımından hani bahsederken hani bunu ön plana çıkarmaktan amacım, bunu söylemekti. Bu ön milliyetçilik kavramı içerisinde o süreçleri de beraber değerlendirilecek, toplumsal dönüşüm süreçlerini de beraber değerlendirilecek bir şey sağladığını düşünüyorum. Yani hani milliyetçilik içerisinde bakmak eğer anlam ifade ediyorsa o zaman bakılabilir. Peki, ben bu verimli tartışmayı burada nokta